Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlere bahçeden açılış yaptım. Bahçede kapya biberlerimiz vardı. Ocak yapıp onları közlemek için geldim. Biberlerden ben sizlere turşu yapacağım. Onun tarifini paylaşacağım. Böyle yavaş yavaş önce közleyelim. Biberlerimizin böyle etrafını çevirerek pişireceğiz. İçlerinin güzelce pişmesi gerekiyor. Bugün hava rüzgarlı. Ankara hafif yağmurlu. Ocağımızı da harlayalım. Közlenmiş olan biberlerimizi de böyle aldık. Kabuklarını soyacağım sıcakken. Çabuk soyuluyor. Diğerlerini de çevirelim. Biberlerimizin kabuklarını sıcakken böyle soymaya çalışacağım. Soğuyunca biraz daha zor soyulduğu için. Közde yapmamızdaki sebep daha lezzetli olmasın turşumuzun. Biberlerimizi közledikten sonra da mutfağımıza geçelim. Turşumuzun nasıl yapıldığını beraber izleyelim. Zahmetli ama inanın çok lezzetli oluyor kahvaltılık bir turşu. Herkes biliyordur. Bir de benim tarifimi gözden geçirin. Böyle biberlerimizi soyduk. Üzerinde kalanları da bıçakla çıkaracağız. Diğer kalan biberlerim de görmüş olduğunuz gibi birer birer çevireceğim. Hepsi közlendikten sonra da mutfağıma gidip turşumu hazırlamaya başlayacağım. Közlenmiş biberlerimizi şimdi içlerindeki çekirdeklerini alacağız. Kabuklarını soydum bahçemizde. Bu şekilde. Tüm biberlerimizi küp şeklinde doğrayacağız. Thank you.
biberlerimizi doğradım ve doğramış olduğumuz biberin içerisine bir çay bardağıyla sirkemiz, boşaltalım, ve bir klasik su bardağı 200 ml sıvı yağımız, zeytinyağı da olur. Ve kaya tuzumuz. Güzelce karıştırıyoruz. Ve üzerine 4 diş sarımsaklarımız var. Onları böyle iri şekilde üzerlerine doğrayacağım. Sonuncuyu da. Doğradık ve tekrar karıştıralım. Ve son malzememiz olmazsa olmaz maydanozumuz. Maydanozumuzu da ufak ufak doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğradık. Turşumuzun içerisine ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Turşumuzun üzerini kapatacağız. Yaklaşık bir geceden sabaha kadar bekleyecek. Turşumuz dinlendi. Şimdi kapağından açacağız. Ve karıştırıp kokusu o kadar güzel ki mutlaka yapın. Ve şimdi kavanozumuzu alacağım. Fazla sıkıştırmadan yavaş yavaş kaşığımızı alacağız. Gördüğünüz gibi burada bir kapak payı kalacak. Böyle sıkıştırdım ve diğer kavanozumuzu da aynı şekilde dolduralım. Değerli takipçilerim, turşularım hazır. 2 kavanoz oldu. Bu kavanozlarımız 700 gramlık. Ben bunları buzdolabında muhafaza edeceğim. Bir gün sonra da tüketmeye başlayabilirsiniz yaptıktan sonra. Zaten közlemiştik biberlerimizi, pişmiş olduğu için. Hemen tüketebilirsiniz. Kahvaltılarınızda, makarnanızın yanında, köftelerinizin, daha fazla yemeklerinizin yanında istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Bugün böyleydi. Karşınıza turşu videosuyla geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.